Merhabalar, bugün sizlere dün gece okuyup bitirmiş olduğum Sayın Çiçek Sekban Tüfekçi Hanımefendi'nin Arı adlı kitabından bir bölüm okuyacağım. Kitabı dün gece okuyup bitirdim. Yorumunda inşallah bu gece yapmayı planlıyorum. Zira araştırmam gereken küçük bir detay var. O detayları da hallettikten sonra kitabı yorumlamaya çalışacağım. Şimdi kitabı 278. sayfasından okumaya başlıyorum. Artık emin olmuştuk. İstikbal elbette göklerdeydi. Atatürk görmüştü. Ancak bizler halk olarak hala farkında değildik. Ülkenin yeniden maddi ve manevi serpilmesi, geleceğin yegane enerji kaynağı olan toryuma bağlıydı. Kısa sürede nereden nereye gelmiştik? Dedemin köken arayışından girip kendimizi uluslararası bir gelecek savaşının içinde bulmuştuk. Derinden, ağır ağır, sinsice ilerleyen uzun vadeli bir savaştı bu. Önce kökümüzü unutturup, sonra kökümüzü kurutmak üzere hakikatlerin üstü nasıl da senelerce kapatılmıştı. Ancak artık her şeyin bilinmesi gerekiyordu. Yanıt elimizdeki tabletin çözümündeydi. İnsan ne zaman şemi diker, şemi besler, o zaman halkı ölümsüz olana ulaşır. Şemleri olan iki büyük medeniyetin bir süredir şem yakıtının peşine düştüğü aşikardı. İnsanların bilmesi gereken önemli gerçek, geleceğin bilim ve uzay üzerinde yükseleceğiydi. Bu bilgiyle yetinmemeli, bunca senedir gördüğüm, işittiğim, araştırdığım her şeyi yazmalıydım. Batı yalnızca kaynaklarımızı sömürmek için değil, bizi üretmeyen kısır bir millet haline getirmek için de ince hesaplar peşindeydi. İtiraf etmeliyim ki işe yarıyordu. Kısır ve GDO'lu tohumlarıyla yalnızca Türk tarımını bitirmekte kalmamış, bizleri doğuştan birer potansiyel kanser hastası haline getirmişti. Ne unumuz undu, ne etimiz et, ne bakliyatımız bakliyat, ne sebzemiz sebzeydi. İnsan ne yerse ona dönüşürdü ya, işte bizler artık organik birer halk değil. Düşüncelerimizde, duygularımızda ve bedenimizde Batı'nın fabrikasyon üretimiydik. Ne yazık ki raf ömrümüz de böylece yine Batı medeniyetleri belirliyordu. Bebeklerimize doğduklarından beri yaptırdığımız aşılarda domuz geninden kanserojen ağır metallere kadar her türlü zehir mevcuttu. Çocukların dişlerine çürümemesi için uygulanan ancak Avrupa tarafından çoktan yasaklanan florür bile ağır kanserojendi. Havadan spreyleme uçaklarıyla virüs ve ağır metaller yayıyorlar, bizleri topluca hasta ediyorlardı. Harp teknolojisiyle deprem oluşabiliyordu ve hatta kimileri bile iklimleri bile kontrol edebiliyorlardı. Bilimsel olarak rezonans frekanslarının çözümüyle depremler yaratmak hiç de zor değildi. Bu durumun temeli 1893'te Nikolai Tesla ile atılmıştı. Savaşların artık bombalarla gerçekleşmesi gerekmiyordu. Arka planda bize uygulanan uzun vadeli ve en hain olanıydı. Hem zihinlerimize, hem bedenlerimize, hem de topraklarımıza saldırıyorlardı. Dünya toryum rezervlerinin yarısından fazlasını barındıran Türkiye'yi türlü numaralarla zayıflatıp avuçlarına alarak toryuma ve bor minarelerinde göz dikmişlerdi. Buna izin veremezdik. Seyirci koltuğuna oturup Batı medeniyetlerinin topraklarımızda kurguladığı etnik ayrımcılık temalı siyaset gösterisini izlemek elbette bize hep güvenli gelmişti. Halbuki sahte gündemlerle savrulmak, sinirlenmek şimdi ne kadar da anlamsız geliyordu. Yeri geldiğinde alkışlamak, yeri geldiğinde yuhalamak ne kolay olmuştu hepimiz için. Özverisizce, sorumluluk almadan, elinde bir kutup atlamış mısır eşliğinde oturduğumuz yerden kutuplaşmak. Ancak ben ve benim gibiler tiyatronun özünü biliyorduk ve kurgunun yönünü görüyorduk. Evet, bizler azınlıktık.
Biliyorduk ki bu gösterişli tiyatro yandığında ne oyuncular ne de izleyiciler sağ kalacaktı. Yalnızca oyunu yazanlar ve kimliği belirsiz yönetmenler hayatta kalacaktı. Öyleyse seyircilere ana fikri anımsatmak da benim gibilere düşüyordu. Ondan sonra isteyen benimle gelir, isteyen sahte dünyasında yaşamaya devam edebilirdi. Ben görevimi biliyordum. Şimdi gerçekten büyük bir aşkla doluydu kalbim ve zihnim. Bilgilerin krallığında vicdan tacını giymiştim çoktan. Göreve hazırdım. Müzede oturduğumuz yerden kalktık. En nihayetinde sonuç elimizdeydi. Doruk ciddiyetle konuştu. Kitabı bir an evvel bitirmelisin Zümrüt. Sonra maddi manevi tüm gücümüzü kullanarak bu kitabı üniversitelerden liselere kadar hızla yayacağız. Duraklara, gençlerin gittiği kafelere, köylere ve kasabalara, kısacası her yere. Gücü olmayanlara da bedava ulaştıracağız çünkü bu bilgilere herkes ulaşmalı. Bilgiden ve sevgiden gelen özgüven dalgasıyla omuzlarımı dikleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sırtımı sıvazladı. Ben buradayım der gibiydi. Yanımda olduğunu biliyordum. İyi ki de vardı. Hep birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden çıkarken otoparkın dışında ağaçların arasında gizlenmiş lacivert arabayı gördüm. O anda Doruk ve Göktürk'ü endişelendirmemek adına susmayı tercih ettim. Park alanındaki aracımıza doğru yürürken sanki herkes bizi izliyormuş gibi geliyordu. Tüm gözler bizi takip ediyordu sanki. Belki de amacımı gerçekleştiremeden başıma gelebilecek olası kötülüklere karşı ister istemez bu tutumu geliştirmiştim. Arabaya binip hareket etmeye başladığımızda hemen arkamızdan gri bir aracın otoparktan çıktığını fark edip söylenmeye başladım. Gri arabada mı bizi izliyordu yoksa? Bence komiser Şahin'in sabah ayağımıza kadar gelmiş olmasını iyi değerlendirmeliydik Doruk. Ne gibi? Bizi korumalarına müsaade etmek gibi mesela. Tamam, evin dışında korumalar var ama şu an yalnız başımıza hafiyelik yapıyoruz. Bu çok tehlikeli. Göktürk sözlerimi onayladı. Zümrüt doğru söylüyor. Evden çıkmadan önce gelen telefonu ne çabuk unuttun. Aslında unutmadım veya tehlikeyi göz ardı ediyor da değilim. Sadece geçiştiriyorsun öyleyse. Doruk Göktürk'ün ve benim fazlasıyla endişeli tavrımıza karşın sükunetini korudu. İkinize de neler oluyor anlamıyorum. Korktuğunuzun farkındayım ama sakinleşin lütfen. Bunu nasıl yapacağımı inan bilmiyorum. Şimdi gidip Göktürk'ün evinden tableti alıp Güven ne kılıyorsa götüreceğiz. Sonra da söz veriyorum komiser Şahin'le tüm bunları konuşacağız. Tamam mı? Gerekirse korunma talep edeceğiz. Göktürk aracın arka camından bakarak yanıtladı. Sanırım bunun için çok geç. Bir süredir iki araç gerimizden bizi takip eden gri bir Honda var. Ben de Göktürk'ün sözlerini onayladım. Neyse ki paranoyak değilmişim. O gri aracın otoparktan beri arkamızda olduğunun farkındayım. Ama Doruk o kadar rahat ki bir an kendimden şüphe ettim doğrusu. Polislerin de takip ediyor olma olasında yine de ikisine de bahsetmedim. Doruk dikiz aynasından arkayı gözlüyordu. Emin olmak için sağ yöne sinyal verip en sağ şeride geçti. Bir süre sonra arkadaki gri Honda'nın da yavaşça sağ şeride geçişini izledik. Kısa süre sonra takip edildiğimizden emin olan Doruk kendinden emin söze girdi. Pekala, haklısınız, ben yanıldım. Öyleyse şimdi onları biraz şaşırtalım. Merakla sordum. Onu nasıl yapacağız? Burası İstanbul canım. Tam zamanlı keşmekeşin merkezi. Köprüyü geçtikten sonra bizim tarafta ara sokaklara girdik mi kendimizi kolayca kaybettiririz. Memnuniyetsiz bir tavırla omuzlarımı silktim. Umarım söylediğin gibi olur. Merak etme, benim gençliğim Anadolu yakasında gazlayarak geçti. Mesela şimdi başlayabiliriz. Gaza sertçe basan Doruk, aracın motorunun bir aslan gibi kürklemesiyle birlikte iyice havaya girdi. Öndeki araca hızla yaklaşırken gözlerimi sıkıca kapattım. Bir anda direksiyonu kırıp sağa, bir anda sola geçiyor, birbirine yakın araçların arasındaki ufak boşlukları dolduruyordu. Arkamızdaki araç da bize yetişmek amacıyla hızlanmıştı. Zira
zikzaklar çizerek giderken altımızdaki araç ne kadar konforlu ve üst teknoloji ürünü olursa olsun yine de savruluyorduk. Bazen öndeki araçların tamponlarına dokunmaya ramak kala başka bir şeride geçiyorduk. Kasılan sol bacağımla ısrarla kendi tarafımda olmayan fren pedalına basıyordum. Doruk önümüzdeki araçları bir bir geçip arkadaki araçtan uzaklaştıkça gülümsüyor ve bundan garip bir haz alıyordu. Çok geçmeden ikinci köprü yolunda girdiğimizde trafiğin şans eseri azalmasıyla iyice hızlandık. Ancak arkadaki inatçı takipçimiz vazgeçecek gibi değildi. Daha gerilerde de kalsa hala peşimizde olan lacivert aracı iyi ise yalnızca ben fark etmiştim. Komiser Şahin'in arkadan bizi izliyor oluşu bana nedense büyük güven veriyordu. Bizi takip eden kötü adamların arkasından kurtarıcımız Komiser Şahin vardı. Köprüyü geçip boş yola girdiğimizde kullandığımız aracın yüksek motor gücü sayesinde ivmelenerek hızlandık. Sol şeritteki tüm araçları sektörlerle süpürerek geçtik. Neredeyse rahatlamıştık. Ancak Göztepe'ye doğru yaklaştığımızda yakalandığımız inatçı bir kırmızı ışık oldukça gerilere kalan Kriyonda'nın bize yaklaşmasına vesile oldu. Aracın dörtlülerini yakıp kornaya basarak diğer araçlardan yol isteyen Doruk ne yazık ki pek başarılı olmadı. Nasıl olabilirdi ki? Ambulansa bile yol verirken düşünen, ağırdan alan, hatta fırsatçılık yapıp peşine takılan insanlardan normal bir aracın içinde acil durum için yol istemek saçmalıktı. Anlamsızca yüzümüze bakıyorlar, el kol işaretiyle bize kızgınlıklarını ifade ediyorlardı. Onlara bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu nasıl anlatabilirdik ki? Doruk sabırsızlanarak söylendi. Hadi, hadi kenara çekil. Gri araç tıkanan yolda belki 3, belki 5 araç arkamızda kalmıştı. Bir an evvel ondan kurtulmalıydık. Yan şeritte duran minibüs şoförü devamlı kornaya basıyor oluşumuzdan rahatsız olarak sinirle kolunu dışarı çıkarttığında Doruk benim tarafımdaki camı yüzümün görüneceği kadar indirdi. O an kavga edeceklerini düşünmedim değil. Genç ve bıçkın minibüs şoförü söylendi. Ne basıyorsun kornaya? Görmüyor musun trafiğin halini? Doruk alttan elini uzatıp kolumu sıkınca bir acı içinde bağırdım. Acıyla bir an evvel minibüs şoförüne baktım. Doruk minibüs şoförüne cevap verdi. Eşimiz sancısı tuttu. Göztepe Hastanesi'ne yetişmeye çalışıyoruz. Birleşik kara kaşları M harfinden yatay bir çizgiyle dönüşen minibüs şoförü yanıtladı. Baştan söylesene abim, beni takip et, yetiştirelim yengeyi acile. Minibüs şoförü kornalar eşliğinde bizimle birlikte yolu açarken Doruk sırıtıyordu. Göktürk arkadan gülerek seslendi. Vallahi pes, kızın kolunu sıkıp işim doğuruyor demek senden başka hangi delinin aklına gelirdi ki? Doruk gülerek minibüsçünün açtığı yolu takip ederken bir eliyle de kolumu okşadı. Çok özür dilerim. Gerçekten o an aklıma başka bir şey gelmedi. Çok acıtmadım ya değil mi? Şaşkınlıkla yüzüne bakıyordum. En sonunda ben de güldüm. Gerçekten bu ancak bir delinin aklına gelirdi. Ona kızmam mümkün değildi. Gülerek ekledi. Bir de iyi yanıyla düşün. Her zaman yollarda önümüze geçen, bağırıp çağırdığımız bir minibüs şoförü bugün hayatımızı kurtarıyor. Gülerek yanıtladım. Çok inandırıcı bağırdım. Belki de ondandır. Efendim burada kesiyorum. Kitap heyecanlı, sürükleyici. Yorumda bahsedeceğim. Şu an sadece bölümden birkaç bölümü de bitiremedik ama olsun diyoruz. İlk baştaki kurgusu çok iyiydi. Hala da iyi. Şöyle diyebilirim. Evet, bir düşünün. Dişiniz ağrıdığınızda etrafınızdaki birçok insanın diş ağrıması bahsedilen harp teknolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu çok yaşadım ben. Neyse, yorumu bu geceye saklıyoruz. Diğer videomuza saklıyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum efendim.